Kanaltı ekranlarından herkese günaydın. Yine bir gazete programı ile karşınızdayız. Mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Üçüncü haftaya da girdik. Geçtiğimiz iki haftada Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken Hoca bizlerle birlikteydi. Bu üçüncü haftamızda yine bugün bizlerle birlikte. Daha önceki sohbetlerimizde Ramazan ayını konuşmuştuk, namazı konuşmuştuk, zekatı, fitreyi konuşmuştuk. Bu hafta ise haccı ve anne ve baba hakkını konuşacağız. İslam bunlar için ne diyor, nasıl bir bakış açısı var? Peygamber Efendimiz'in döneminde nasıldı bunlar, sonrasında nasıl oldu? Bunların hepsini birlikte bir değerlendirme imkanı bulacağız. Hoş geldiniz Sayın Hocam, nasılsınız? Teşekkür ediyorum Mahmut Bey, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sizleri burada gördük. Yine mutlu olduk. Ramazan ayının 3. haftasındayız. Öncelikle nasıl geçiyor efendim? Hamdolsun Ramazan ayı mübarek günler biliyorsunuz. Mübarek günler, bereketli günlerin de geçmesi hızlı oluyor tabii. Daha dün hatırlıyoruz ki Ramazan-ı Şerif'in birinci gününü idrak ediyorduk. İşte bugün 20. gün. Her sözlerimizin başında söylemeye çalışıyorum ben. Ramazan ayı 3'e ayrılmıştır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluşa vesiledir diye. Bu periyot, yani son 10 günlük periyot, Ramazan ayının cehennem azabından kurtulmaya vesile olacak periyodudur. Bu ne demek? Bu da bu periyotta, yani son 10 günlük periyotta Mahmut Bey, inşallahü teala tüm kardeşlerimiz hem oruçlarımızı tutacağız, hem namazlarımızı kılacağız, hem diğer iyiliklerimizi yapmaya gayret edeceğiz, hem de istiğfarı, tevbeyi, duayı bu son dilimde inşallahü teala çokça yapmak suretiyle hem Kadir Gecesi'ne hem de bizleri sevindirecek olan bayram günlerine sevinç içerisinde, mutluluk içerisinde, ulaşma gayreti içerisinde olacağız. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi girişte bugünkü konumuzun ana temasını hem anne baba hukuku, hakkı hem de işte bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de vatandaşlarımızın başkanlığımız organizesiyle hacca gitme anlamındaki süreçleri konuşma imkanı elde edeceğiz. Bu vesileyle ben geçtiğimiz pazar kutladığımız Anneler Günü nedeniyle tüm annelerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum. Hayatta olanlara güzel ömürler, sağlıklı, sıhhatli ömürler niyaz ediyorum Mevlam'dan. Benim annem gibi annesini kaybetmiş olanlara da Yüce Mevlam'dan rahmet diliyorum. Mevlam kabirlerini pür nur eylesin, mekanlarını cennet eylesin inşallah. Teala. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Bizler de hocam Allah rahmet eylesin diyerek ebediyete göçmüş tüm annelere Allah'tan rahmet diliyoruz. Özellikle bu dönemde tabii çok da büyük acılar yaşayan ama bu acıları yüreklerine basan insanlarımız da var. Özellikle şehit ailelerin, bizim var. Kıbrıs Türk'ü de bu noktada çok mücadele vermiş, acılar yaşamış. Ona keza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu beka mücadelesinde şehit düşen askerlerimiz var. Onların acılı anneleri var. Yüreklerine vatan sevgisini basarak bu acılarını dindiriyorlar. Bu vesileyle bizler de bu insanlarımızda acılarına ortağız. Onlar gibi en derinden hissediyoruz. Şehitlerimizin de mekanı cennet olsun diyoruz. İnşallah. Rahmet diliyoruz. Peki efendim şimdi annelerden başladık. İslam'ın kadına bakış açısıyla isterseniz konuya girelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum Mahmut Bey. Bir kere dinimiz İslam öncelikle kadın erkek ayrımı yapmaksızın Allah'ın yaratmış olduğu en mükemmel varlık olan insanı yüceltmiştir. Allah'ın katında, Allah'ın yanında varlıklar içerisinde en yüce varlık, en değerli varlık, en mümtaz şahsiyet insan oğludur. Çünkü insan oğlu kendisine verilen emaneti bugün yürütme gayreti içerisindedir. Çünkü Allahu Teala kendisini Rab olarak bilen, kendisine ibadet edecek olan ve kendisinin yapın dediklerini yapan, yapmayın dediklerini yapmama gayreti içerisinde olan bir varlık yarattı. O varlık da insanoğludur. İnsanoğlunun dışındaki varlıklarda aslında sadece Allah'ın onlara programlamış olduğu işler vardır. Onun dışında başka bir şey yoktur. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlu bu program içerisinde
hem iyiyi yapmaya hem de kötüyü yapmaya, bunun dini terminolojideki yeri ise hem günaha hem de sevaba meyyaldir. Dolayısıyla insan Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar içerisinde bu anlamda emanetin de kendisine tevdi edilmiş olduğu bir varlık olarak yüce bir varlıktır. Fakat biz hep zihnimizde ayrım yaparız. Nasıl bir ayrım yaparız? İşte kadın erkek ayrımı yaparız. Bu ayrım nedeniyle de hep zihinlerimiz şu soruyu sorar. Dinimizde, yüce dinimiz İslam'da kadına bakış açısı nasıldır? Kadın dolayısıyla anneye, efendim, ebeveyne bakış açısı nasıldır sorusu aslında zihinlerimizde var olan bir sorudur. Şimdi İslam'daki kadının yerini, dinimizdeki kadının yerini veyahut da annenin yerini iyi anlayabilmemiz için Mahmut Bey, öncelikle yüce dinimiz İslam'ın nüzulünün gerçekleşmiş olduğu, insanlığın İslam'la şereflenmiş olduğu coğrafyadaki kadının durumuna, insanın durumuna bakmak lazım. Yani miladi tarih itibariyle 610'lu yıllarda İslamiyet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından tebliğ edilmeye başlanmış. Onun öncesine baktığımızda, hatta peygamberlerin fetret dönemi dediğimiz döneme de baktığımızda aslında insanlığın bir kırılma dönemi yaşadığını görürsünüz. O kırılma dönemi de insanın kendisini yarattığı Rabbini unutması hadisesiyle karşı karşıya kalmasıdır. Rabbini unutan, kendisini yaratanı unutan, kendisine nimetler vereni unutan, kendisini efendim her türlü meziyetlerle donatanı unutan insan, o zaman Allah'ın kendisine biçmiş olduğu vazifeyi yerine getirme noktasında bir takım aksaklıklar yaşamıştır. Bu aksaklıklar aynı zamanda işte kadınlarımıza da sirayet etmiştir. Evet. İslam'ın geldiği topluma bir baktığımızda bunlar Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. O dönemin cahiliye insanı dediğimiz insanları, müşrikler, kafirler, Allah'ı tanımayanlar, peygamberi tanımayanlar, eğer bir kız çocukları doğduğu kendilerine haber verildiği zaman onların yüzleri kızarır. Üzüntüden yüzlerindeki o üzüntüyü görürsün ve toplumun içerisine çıkmaktan utanırlardı diyor ayeti kerimeler. Neden? Çünkü kız çocuğu dünyaya geldi. Şimdi öyle bir ortamdan bizim şereflendiğimiz dinimiz İslam kadını aldı, onun ayakları altına cenneti serdi. El cennetu tahta agdamil ümmühat. Cennet anaların ayakları altındadır. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin hayatına, sahabenin hayatına baktığımız zaman her bir aslında erkeğin yanında bir kadın görürsünüz. Hazreti Adem'in yanında nasıl Hazreti Havva var ise bugün de bir erkeğin yanında bir kadın aslında hikayenin tamamlayıcı unsurudur. Olmazsa hikaye aslında yarım kalır. Mahmut Bey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en zor zamanlarında, en zor anlarında yanında kim vardı? Hira'dan indiğinde, ilk vahyi aldığında çok sıkıntı içerisindeydi. Ne olduğunu bilemiyordu, telaş içerisindeydi. Eve geldi, sevgili eşleri Hazreti Hatice'ye durumu anlattı. O onu teskin etti. Dedi ki, üzülme, telaşlanma. Sen yetimleri gözetirsin, sen yoksulu gözetirsin. Sen Allah'ın yolundan gidersin. Dolayısıyla Allahu Teala seni mahcup etmeyecektir diye Peygamber Efendimiz'i teselli eden yine bir kadın oldu. Dolayısıyla özellikle de haftaya uygun olarak hem kadın hem de analarımız ve babalarımız bizim için ne anlam ifade eder Mahmut Bey? Bu çok önemli. Yani bu sadece dini bakış açısıyla değerlendirilecek bir konuda değildir aslında. Esasen bu işin sosyal boyutu da yani var. Sosyal boyutu var, kültürel boyutu var, efendim, psikolojik boyutu var, insani boyutu var. Ama bütün bu boyutları biz nereden alıyoruz? Aslında dinimizden alıyoruz. Dinimiz bize Allah'a şirk koşmamaktan ve Allah'a ibadet etmekten sonra ikinci emir olarak ayeti kerimelerde biz bunu görürüz. Anne ve babaya yani ebeveyne itaat etmeyi, onlara ihsanda bulunmayı,
iyilik yapmayı her ortamda emreder Mahmut Bey. Bu ne demek? Bu aslında Allah-u Teala bir bakıma bize şunu söylemeye çalışıyor. Sizin varlık sebebiniz evvel emirde Allah olarak, Rab olarak, yaratıcı olarak benim diyor Yüce Mevla. Öyle değil mi? Yani evet. Bütün dünyayı, mahlukatı, varlıkları yaratan Yüce Mevlamız. Bunda hiç kuşku yok. Hatta inanmayanlara bile, müşriklere bile, kafirlere bile, Kur'an'ın ifadesiyle "Men halakas semavati vel ard?" Gökleri ve yeryüzünü kim yarattı diye sorduğunuzda onlar diyeceklerdir ki Allah, Allah yarattı. Dolayısıyla bizim yaratıcımız Allahu Teala. İnsanı yaratan Allahu Teala. Efendim, çoluğu çocuğu, kadını erkeği, dişiyi erili yaratan Allahu Teala. İlk evvel emirde. Ama ikinci olarak, vesile olarak bizim dünyaya gelişimizin, insanoğlunun soyunun devam etmesinin sebebi bizim aynı zamanda analarımız ve babalarımızdır. Dolayısıyla biz hem ayeti kerimelerden hareketle hem de hadis-i şeriflerden hareketle aynen Allah'a itaat ettiğimiz gibi Mahmut Bey, Allah'a evet. itaat ettiğimiz gibi annemize, babamıza yani ebeveynimize itaat ederiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün bir kişi geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdikten sonra "Ey Allah'ın Resulü, bir sorum olacak." diyor. "Buyur sor," sorun diyor Resulullah Efendimiz. "Benim kendisine iyilik etmeme en layık olan kimdir?" diyor o kişi Resulullah Efendimiz. Hani dinimiz iyiliği emrediyor ya, güzelliği emrediyor ya, o kişi de iyilik yapacak, güzellik yapacak. Dolayısıyla kime iyilik yapayım, kime güzellik yapayım? Kimdir benim iyilik ve güzellik yapmama en layık olan kişi dediğinde Resulullah Efendimiz "Annendir." diye cevap veriyor. Yani annene iyilik yapacaksın. Soruyu tekrar soruyor. Sonra kimdir? Yani daha sonra kime iyilik yapayım? Resulullah Efendimiz ikinci defa "Annendir." diyor. İyilik yapmaya en layık olan kişi. Üçüncü sorduğunda da yine Resulullah Efendimiz "İyilik yapmaya en layık kişi annendir." diye buyuruyorlar. Dördüncü defada "Ey Allah'ın Resulü, iyilik yapmama en layık olan kişi kimdir?" denildiğinde "Babandır." diye cevap veriyor. Yani ilk üçte anneyi zikrediyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu tabii annenin aslında ön plana çıkması, yani dinimize göre valideyne, ebeveyne iyilik noktasında annenin bir adım daha önde olmasının izah edilebilir nedenleri var Mahmut Bey. O nedir? O da aslında anne Allahu Teala'nın isimlerinden bir kısmının kendisinde tecelli ettiği bir varlıktır. Güzel bir varlıktır anne. Neden? Çünkü anne yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle dünyaya getireceği yavrusunu 9 ay 10 gün boyunca sıkıntılar içerisinde ne yapar? Rahminde taşır. Biz karnında demeyiz bakın Mahmut Bey. Rahminde deriz. Rahim nedir? Rahim Allahu Teala'nın isimlerindendir. Şefkat ifade eder. Sevgi ifade eder. Merhamet ifade eder. Dolayısıyla ana rahmi şefkatin, merhametin, sevginin mekanıdır. O mekanda beslenen o varlık, insanoğlu o mekandan dünyaya geldikten sonra da her ne kadar kordon bağı kesilmiş de olsa devam eder. Neden? Çünkü annesinin sütünü emmiştir. Annesinin göğsünde uyumuştur. Annesi onu en zor zamanlarında dahi yanında olmuştur. Evladının, oğlunun, kızının. Dolayısıyla ana aslında hakkı ödenemeyecek bir varlıktır. Biz ne kadar Peygamber Efendimiz'e böyle buyuruyor. Annelerinizin haklarını ödeyemezsiniz. Velev ki bir köle azat etmiş olsanız bile. Evet, esasen çok da güzel noktalara değiniyorsunuz. Baktığımız zaman bu koronavirüs sürecinde de Avrupa'da huzur evlerinde insanlar evet. Hayatlarını kaybederken Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle vakalar çok azdı. Elhamdülillah. Yani bu da esasen bizim Türk toplumu için
anne ve babaya olan saygımızın, sevgimizin bir göstergesi. Çünkü kolay kolay kimse annesini, babasını bir huzur evine, yani çok zorda kalmadığı müddetçe yerleştirmiyor. Yani bir evlat onu kendisine görev edinmiş, şiar edinmiş. Aynısını burada da görüyoruz. Yani burada şu örneği vermememin nedeni koronavirüs sürecini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarılı bir şekilde atlatmasından dolayıdır. Hamdolsun. Ama baktığımız zaman aile bağları Türk kültüründe o kadar kuvvetli ki, birbirlerine o kadar bağlı ki, bu insanlar her ne şekilde olursa olsun her zorluğu birlikte aşmanın yollarını gösteriyorlar. Sizin bir şekilde anlatmış olduğunuz Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki Peygamber Efendimiz'in bakış açısını, yaşam şeklini esasen biz de en azından bu noktada az da olsa görebiliyoruz kendimizde. Çok büyük değerlerimiz Mahmut Bey. Sizin de işaret ettiğiniz gibi bizim aslında aile yapımız diğer milletlere göre, diğer efendim oluşumlara göre, devletlere göre bizim en güçlü yanımız. Yani eğer biz aile yapımızı dejenere edersek, anamızı, babamızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu kültürümüze uygun değil de farklı kültürlere, yani bizim alışık olmadığımız, dinimizin, kültürümüzün tasvip etmediği kültürlere onları açar isek, o zaman işte bizim kaybettiğimiz nokta olur. Bu nedenle ben her zaman önemsiyorum. Eğer bir toplumda, bu bizim toplumumuz için de geçerli, diğer toplumlar için de geçerli, çekirdek aile olsun, geniş aile olsun, siz aileyi sevgi yumağı içerisinde elde edip tutabiliyorsanız, o ailenin oluşturmuş olduğu toplumda sevgi olacaktır, barış olacaktır, güzellik olacaktır, huzur olacaktır. Bizim zaten toplum olarak gerek Türkiye'de, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğer bir mutluluk kaynağımız varsa, bu mutluluk kaynağımızın ana nedeni ailedir. İşte mesela bizim şu günlerde evlerde hayat var, evlerde güzellik var mottolarıyla evlerimizde yaşarken dahi aslında biz bunu kolay yaşadık. Neden? Çünkü zaten biz evimizde anamızla, babamızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle beraber dinimizin bize sağlamış olduğu güzelliklerle birlikte mutluluk yaşıyor idik. Ama Avrupa öyle değildi. Avrupa eve girdiği anda evden sıkıldı. Neden? Çünkü anasına alışık değil, çoluğuna çocuğuna alışık değil, birlikte yaşamaya alışık değil. Oysa biz öyle değil. Benim bu noktada daha çocukluğumda okumuş olduğum bir şey aklıma gelir Mahmut Bey. Bu siz de bilirsiniz bunu. Bu tahta, çanak ve kaşık hikayesi vardır, masalı vardır daha doğrusu. Bu masalı bütün çocuklarımıza, bütün anneler, babalar okumalılar, okutmalılar. Uykularından önce en son zihinlerine bu girmeli aslında. Masala göre durum şöyle gelişir. Tabii buyurun hocam. Şimdi bir ailede şey var, baba var. Yani dede var daha doğrusu. Anne, baba, dede ve çocuk var. Dedenin eşi vefat etmiş ve eşi vefat ettiği için de oğlunun ve gelininin yanına gelmiş. Onlarla beraber yaşıyor, hayatını devam ettiriyor. Fakat insan bu ya, gelin hanım dedenin bu varlığına pek tahammül edemiyor. Ve eşini aralıklarla babasını efendim bir şekliyle evden gitmesi için falan ikna etmeye çalışıyor. İşte böyle düşünürlerken bir akşam yemek esnasında sofrada, masada elleri de titreyen ihtiyar çorbaya uzanırken tabağı düşürüyor, çorba kasesi kırılıyor, efendim ortalık dağılıyor vesaire. Gelin hanım tabii bundan bayağı bir olumsuz etkileniyor falan. Eşini de etkilemek suretiyle ertesi gün baba eve elinde bir tahta kaşık ve bir tahta çanakla geliyor. Ondan sonra kendi babasını, yani evin dedesini, evin hemen diğer bahçesinin içerisinde bulunan küçük bir kulübeye gönderiyorlar. Bundan sonra yemeğini burada bu tahta kaşık ve tahta çanakla yemesini sağlıyorlar. Tabii bu çocukların gözünden kaçmıyor Mahmut Bey. Evde çocuklar var. Biri erkek, biri kız çocuk. Bunlar üzülüyorlar, dedelerini seviyorlar. Ne yapalım da bu işin önüne geçelim diyerekten bir gün bir çözüm buluyorlar. Ellerine bir tahta parçası alıyorlar. Tahta parçasıyla bir de bıçak alıyorlar, böyle yontmaya başlıyorlar. Anne ve baba çocuklarını böyle görünce merak ediyorlar. Yavrum ne yapıyorsunuz? Kaşıkla çanak yapıyoruz babacığım, anneciğim diyorlar. Niçin?
Sizin için, siz ihtiyarladığınızda dedemize yaptığınız gibi biz de size aynı şekilde bu kulübede tahta kaşık ve tahta çanakta yemek vereceğiz dediklerinde anne ve baba hatalarını farklarına varıyorlar. Hemen dedelerini, babalarını tekrar eve davet ediyorlar. Bu bir masal ama hayatın içerisinden bir masal. Yaşanmışlık da çok fazlası da çok fazla. Şimdi dolayısıyla biz anne ve babamızı aslında Allah'ın bize bir cennete girme vesilesi olarak görürüz dinimizde. Eğer annesi babası yanında ihtiyarlamış da cennete girememişse insan, buna Peygamber Efendimiz taaccüp eder. Bu noktada yine Peygamber Efendimizin bize intikal ettirmiş olduğu bir yaşanmışlığı anlatmak isterim Mahmut Bey. Peygamber Efendimiz malumuz Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de ashabına hutbeler irade eder. Hutbene irade edildiği yere biz minber deriz biliyorsunuz. Evet. Merdivenlerden çıkılır. Minber, Peygamber Efendimizin minberi bir kütükten ibaret idi biliyorsunuz ilk zamanlarda. Kütüğün üzerine çıkar, oradan ashabına hutbelerini, nasihatlarını verir idi. Yine bir gün böyle hutbe irade ederken hiç önceki hutbelerinde, hitaplarında olmadığı şekliyle 3 defa aralıklarla amin dediğini duyuyor sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şaşırıyorlar. Ya önceden Resulullah Efendimiz böyle söylemezdi hutbede. Sadece hutbe irade eder, dualarını okur, inerdi. Fakat bu sefer aralıklarla sesli bir şekilde amin dedi. Acaba nedendir diye şaşırıyorlar, taaccüp geçiriyorlar. Ve hutbe irade edip de bittikten sonra, namaz falan kılındıktan sonra geliyorlar Peygamber Efendimiz etrafına, soruyorlar bunun sebebini. Doğrudur duydunuz diyor Peygamber Efendimiz. 3 defa amin dedim. Birinci amin deyişimde Cebrail Aleyhisselam geldi, bana dedi ki, Ramazan ayı gelip de bağışlanamayan kişilerin vay haline, onlara yazıklar olsun dedi. Ben de amin dedim. İkinci defa Cebrail Aleyhisselam geldi. Benim ismim alınıp da bana salatü selam getirmeyenlere yazıklar olsun, vaylar olsun onlara dedi. Ben de amin dedim. Üçüncü defasında da geldi Cebrail Aleyhisselatü Vesselam. Annesi babası yanında ihtiyarlayıp da cennete giremeyenlerin burnu yere sürtülsün. Sümme ragime ragime enfuhu. Ragime enfuhu. Sümme ragime enfuhu. Burnu yere sürtülsün dedi 3 defa. Ben de amin dedim diyor. Yani öyle bir yere koyuyor ki Ramazan ayı Peygamber Efendimizin adının geçtiği yerde selavat ve anne baba üçünün de aynı yere, evet, yani mertebesinin yere ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Peki hocam, Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili bir ayet var mı? Elbette, yani Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayet var. Mesela İsra suresi bizim işte İsra gecesinin, Miraç gecesinin de içerisinde anlatıldığı 12 emirin bulunduğu ve namazın da farz edilmiş olduğu Sure-i Celile'nin zannedersem 21-22. Ayetleri olacak. Orada Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Allah-u Teala size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve ana babanıza iyi davranmanızı emretti. Eğer onlar sizin yanınızda ihtiyarlarlarsa, ihtiyarlıkları olursa onlara öf bile demeyin. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Onlara kötü söz söylemeyin. Onlara incitici söz söylemeyin. Güzel sözler söyleyin. Mahmut Bey, şu dil var ya, bizim şu konuştuğumuz dil, evet, aslında hem mutluluğumuzun hem de şekavetimizin, mutsuzluğumuzun aslında ana nedir? Resulullah Efendimiz diyor ki, dilini bana teminat et. Yani dilinle kötülük yapmayacağını na dair bana teminat ver, ben de sana cenneti teminat vereyim. Dolayısıyla dille biz aslında anamıza babamıza da iyilik de yapabiliriz, kötülük de yapabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi çok calibi, dikkat çekici. Ne diyor? Öf bile demeyin. Öf aslında alan uzmanları tarafından insan psikolojisi değerlendirilirken insanın göstermiş olduğu karşısındakine karşı menfi durumların en şeyidir, düşüğüdür. En alt seviyesinde olanıdır. Menfi durum. Yani ben size mesela kızdım. Evet. Bir şey söyleyeceğim.
ya Mahmut Bey öf falan işte böyle. Bu durumu bile ana babaya karşı Yüce Mevla tasvip etmiyor. Bunu yani bile söylemiyor. Kesin itaat. Kesin itaat. Peki hocam anne babaya karşı böyle de. Peki annenin babanın evlatlara karşı da bir sorumluluğu var. Olmaz mı? Olmaz mı? Bunun için. Yani bunlar aslında karşılıklı şeyler Mahmut Bey. Yani ana baba evladına nasıl davranırsa evlat da aslında ana babasına öyle davranıyor. Şimdi gene bir hikaye aklıma geldi. Hı-hı. Kısaca ben arz edeyim. Böyle beraber yaşayan ailede dede gene rahatsızlık veriyor aileye. Artık babanın çaresi kalmıyor. Dedeyi oğluyla beraber ormana götürüp orada bırakma niyetiyle alıyorlar. Ormana gidiyorlar. Baba diyor seninle bugün ormanda odun toplayalım. Torunu da alalım yanımıza. Gidelim. Ormanda inşallah odun toplayıp tekrar dönelim. Varıyorlar. Babacığım diyor ben odun toplayacağım. Sen şurada biraz dinlen. Biz torunla odun toplayalım diye dedenin yanından ayrılıyor. Babasının yanından ayrılıyor yani. Ayrıldıktan sonra tabii dönmüyorlar. Orada bırakıyorlar babasını. Yolda giderken küçük çocuk babasına diyor. Babacığım dedemi unuttuk. Ne yapacağız? O kalacak. Dağda mı kalacak? Ormanda mı kalacak? Evet oğlum ormanda kalacak. Ondan sonra tabii üzülüyor çocuk. Dedesinin ormanda kalmasına. Babasına yalvarıp yakarıyor falan. İkna ediyor. Dönüyor babasının yanına. Ve babasına tekrar alıp giderken babası diyor ki adama evladım dönüp geleceğini biliyordum. Nereden biliyordun baba diyor. Çünkü ben babamı böyle dağa bırakmadım, ormana bırakmadım. Evet. Dolayısıyla biz çocuklarımıza aslında ana babaya itaati kendi anamıza babamıza davranışlarımızla öğreteceğiz. Yoksa sözlerimizle değil, tavsiyelerimizle değil. Elbette tavsiyelerimizle olacak da. Evimizin içerisinde anamız, babamız, büyüklerimiz bizim bereketimizdir Mahmut Bey. Bizim yaşadığımız yerlerde eğer evinizde bir büyük varsa, köşede bir büyük oturuyorsa, ananız, babanız, dedeniz oturuyorsa siz zenginsiniz derler. Bereket o evdedir derler. Dolayısıyla işte bugün tam da bizim buna ihtiyacımız var. Analarımızın, babalarımızın duasına, onların bizimle ilgili iyi dileklerine ihtiyacımız var. Onu da inşallah Teala bizler hep birlikte toplum olarak büyüklerimize saygı göstermek suretiyle, anamıza babamıza itaat etmek suretiyle göstereceğiz. Fakat burada şunu söylememiz lazım. Bu da Kur'ani bir şeydir. İlkedir. Az görülmekle beraber bazı anne ve babalar evlatlarının hidayetine engel olabilecek, evlatlarının inançlarına, imanlarına, amellerine engel olabilecek bir takım davranışlar da sergiliyor olabilirler. Bunu Resulullah Efendimiz döneminde de görüyoruz. Bir delikanlı İslam'ı kabul ediyor. Peygamber Efendimiz'in dizinin dibine gidiyor. Onun Resulü olduğunu, Allah'ın Resulü olduğunu kabul ediyor. Ona anne ve babası yapmadık işkenceler bırakmıyorlar. Allah'ı inanmayı bırakması için, Resul'e inanmayı bırakması için, namazı, abdesti, ibadeti bırakması için. Böyle durumlarda yine Kur'an-ı Kerim, eğer ananız babanız size Allah'a şirk koşmayı, Allah'a ortak koşmayı ve Allah'a isyanı emrederse, işte orada ana babaya itaat söz konusu olmaz. Çünkü Allah'a isyan olan yerde, Allah'a itaatsizlik olan yerde ana babaya itaat olmaz. Evet hocam. Artık programımızın da son 8 dakikası. Evet. Programın başında anons etmiştik. Hac konusuna da biraz girelim. Eyvallah. Bu hacla ilgili merak edilen bir soru var. İsterseniz ilk onu sorayım. Ondan sonra siz haccın kimlere farz olduğunu ve faziletini de bizlere anlatırsınız. Şimdi ben hacca gitmek için niyet ediyorum. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvuruyorum. Çünkü belli bir sayıda alıyor Suudi Arabistan. Doğru. Hacı adayına. Doğru. Ama bana çıkmadı. Haliyle gidemiyorum. Başka birine çıktı bu hak. O gidiyor ama ben gidemedim bu yıl. Ben hac görevini yerine getirmiş sayılıyor muyum? Yani niyet ettim diye sırf. Önemli bir soru. Çokça karşılaştığımız, insanlarımızın zihinlerinde olan bir soru. Tabii gönül arzu eder ki hacca gitmek isteyen bütün kardeşlerimizin hacca gitmesidir. Fakat düzenlemeler, işte Suudi Arabistan'ın,
ülkelere vermiş olduğu haç kotası dikkate alındığında Türkiye Cumhuriyeti'ne verilen haç kotası 84 bindir. Bugün bu yıl o da 84 bin oldu. Normalde 80 bin idi. Ülkenin nüfusunun artışına göre 84 bin oldu. Dolayısıyla 84 bin kişiyi Diyanet İşleri Başkanlığı adil bir kura usulüyle, yani kat sayılı sistemle kura usulüyle tespit edip onları hac farizasını yerine getirmek üzere Arabistan'a götürüyor. Hacı yapıp tekrar ülkesine dönmelerini sağlamaya gayret ediyor. Fakat burada 2 milyonun üzerinde insan hacca başvurmuş, bekliyor. Kurada çıkmaması durumunda gidemiyor. Gidemeyip de hayatını kaybedenler var. Gitmeden hak vaki olup da bu dünyadaki yaşamını tamamlayanlar var. Bunların durumu ne olur? Mahmut Bey, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hacca güç yetirebilenler ve oraya gitmeye yol bulabilenler gider ifadesi vardır. Şimdi bu yol bulabilmenin nevilerinden, çeşitlerinden bir tanesi de işte tam da bu şeydir, kura usulüdür. Yani çünkü başka bir çaremiz, başka bir çözüm alternatifimiz maalesef bugünkü şartlarda yok. Dolayısıyla biz bu kardeşlerimize, kurada çıkmayıp da hacca gidemeyen kardeşlerimize şu hadis-i şerifi hep hatırlatıyoruz. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir. Eğer siz hac yapmak isteyip de başvurmuşsunuz fakat yıllar geçmiş çıkmamış. Siz hac yapamamışsınız. Bu Allah indinde hac yapmış gibi bir sevaba tekabül edeceğine inanırız biz Müslümanlar olarak. Onu Allah-u Teala artık takdir edecek. Ama kardeşlerimizin ben hac yapamadım üzüntüsünü anlıyoruz. Fakat üzüntü duymamalarını da tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü kendileri kul planında, Müslümanlık planında gereken her şeyi yaptılar. Niyet ettiler. Paralarını yatırdılar. Müracaatlarını yaptılar. Efendim her türlü hazırlıklarını yaptılar. Ama kurada kendilerinin ismi çıkmadığı için de kabul edilmediler. Hocam, bu da dolayısıyla herhangi bir sorumluluk bu kardeşlerimizin üzerinde bulunmaz mı? Bu da bir nasip meselesi yani. Nasip tabii. Kısmetinizde varsa zaten inşallah. Allah herkese gönlüne göre nasibini versin inşallah Teala. Tabii bu noktada biraz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'ye göre şanslı değil mi hocam? Avantajlı tabii. Diyanet İşleri Başkanlığımız buraya belli bir şey veriyor, kontenjan veriyor. O kontenjan çerçevesinde hiç hacca gitmemiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizi biz hacca götürme gayreti içerisinde oluyoruz. Kaç kişi yaklaşık hocam, olarak da bu işte 160 kişiye kadar götürebiliyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Doldurabiliyor muyuz hocam o kotayı? Yani hemen hemen doluyor. Bu bir kotada değil aslında. Yani başkanlığın kotası içerisinden, evet. Türkiye'deki kota içerisinden buraya verilen bir şeydir. Bu sene de inşallah böyle bir niyetimiz var idi fakat şu ana kadar ne olur ne biter açıkçası bilemiyoruz. Rabbim hayırlısını versin diyoruz. Peki hocam, son 3 dakikamız. Hac vazifesini yerine getirenlerin uyması gerekenler nelerdir hocam? Yani bu da çok konuşulur. Yani şimdi hacca gittim geldim ben, tamam bitti mi her şey, yoksa daha da mı yükümlülük artıyor? Şimdi o zaman Üstad Necip Fazıl'ın sözüyle cevap verelim biz buna. Mahmut Bey. Üstad Necip Fazıl der ki namaz camiden çıkınca başlar. Hac, hacdan yani Hicaz'dan, Kabe'den dönünce başlar. Dolayısıyla hac yapmış kardeşlerimiz, hacı olmuş kardeşlerimiz bir kere şunu bilmeleri lazım. Onlar annelerinden doğdukları gibi günahsız hale gelmişlerdir. Çünkü Arafat'ın öyle bir özelliği vardır. Arefe günü, Arafat'ta, vakfede, Allah'ın huzurunda böyle bir saygıyla, edeple, tevazu içerisinde ellerini açıp, efendim Allah'a yalvarıp, yakarıp, günahlarının affolunmasına vesile olan kişinin bütün günahları bağışlanır. Dolayısıyla mebrur bir haccın karşılığı, yani kabul olmuş bir haccın karşılığı ancak cennettir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fakat işte hac Hicaz'dan döndükten sonra başladığı için o güzelliğin devam etmesi lazım. Biz diyoruz ki hac birbiri içerisinde geçmiş yolculukları
ihtiva eder, içerir. Hac, Hicaz'a yolculuktur ama hac aslında insanın hakikatine yolculuktur. Hac aslında insanlığın merkezine yolculuktur. İslam'ın merkezine yolculuktur. Bu yolculuğumuzu biz bereketli kıldığımız gibi döndükten sonra yolculuktan ikametimize o bereketi devam ettirmek bizim üzerimize düşen borçtur. Onun için hac, üstadın dediği gibi Hicaz'dan dönünce başlar. Mahmut'a. Evet hocam, inşallah bizlere de nasip eder diyelim Allah'a. İnşallah. Evet, artık son mesajınızı alalım hocam. Ben tüm kardeşlerimize şu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girdiğimiz günlerde ibadetlerini biraz daha ağırlık vermelerine, duaya, istiğfara, hem de kardeşlerimize, özellikle hasta kardeşlerimize, hastanelerde yatmakta olan kardeşlerimize özellikle hasreten dua etmelerini, istiğfar etmelerini diliyorum. Çünkü müminin mümine duası reddolunmayan dualardandır. Rabbim bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hem önümüzde salı günü akşam idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'ne hem de akabinde idrak edeceğimiz Bayram-ı Şerif'e kavuştursun, ulaştırsın diyorum. Sizlere de hayırlı yayınlar diyorum. Seyircilerimize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken hocamız bizlerle birlikteydi. Yine bir gazete programının sonuna geldik. Birazdan kısa haberleri vereceğiz ama Kanal T ekranlarında saat 13'te gazeteci büyüğümüz Eftal Keser'in sizler için hazırlayıp sunduğu hem haber programımız var hem de 13 haber bültenimiz var. O ekranlara gelecek. Yarın yeni bir gazetede görüşmek dileğiyle. Esen kalın.